Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü kutu incelememizde Rampage'in 27 inçlik bir monitörünü inceleyeceğiz. Size açarak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 2 haftadır bir ürünü bekliyordum. Ancak geldi. Ben ürünü 2200'lere aldım, evet. Şu an 2.5 olmuştur büyük bir ihtimal. Bakmadan da bir şey bilmiyorum ama linkini açıklama kısmında bırakacağım. Öyle bir paketlemişler ki, tabii ki monitör olduğu için normaldir. Şimdi bunun özelliklerini söylemeyeceğim. Açalım da. Kutu açma videolarını pek anlamadığımız için elimden geldiği kadar size yapmaya çalışıyorum. Kusurum bulunsa da affola. Bu şekilde. Üst kısmında açma bölgesi var. Tarafı da köpükle kapatılmış. Abi. Ekran normal bir. Ne öyle bir sıkıştırmışlar ki. Benim 27 inç bir MS 75 HZ ön tarafını açtık. Arka tarafı açsak daha iyi şu şekilde. Bir dakika. Evet. Ters açmışız. Fark ettim ama geç oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi. İçinde bak en güzel detaylarından bir tanesi burada tornavidası veriliyor içinde. Vidalarıyla birlikte tornavida veriliyor. Çok güzel bir şey. Bunu buraya koyalım. Burada VGA kablosu var. Elektrik kablosu var. Direkt ekrana kesin için. Burada ayağı var. Ayak da çok güzel. Sanırım metal. Evet. Bu şekilde bir ayağı var. Bu da arkadaki aparatı. Bunu zaten detaylı göstereceğim. Direkt hiçbir vida takmanıza gerek yok. Arkadaki bölmeye böyle yerleştireceğiz bunu. Ben şimdi şu arkadaşı alayım. Bayağı da bir ağır yalnız. Ağırlığı da 5.2 kilogramdı. Aynen öyle. Yanlış olmasın diye kağıda yazdım. Size yalan olmasın. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Bu şekilde ekranımız kavisli bir oval olduğu için çok güzel duruyor. Ön kısım zaten beni bitirdi. Bu şekilde bir on monitörümüz ön tarafı. Arka tarafını da göstermek istiyorum. Arka tarafı da çok iyi. Arka tarafı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi buradaki RGB değil. Buradaki fişe taktığınızda sadece bir kırmızı ışık yansıtıyor. Yanlış bilmiyorsam öyle diyebiliyorum. Bu gördüğünüz arka kapak da zaten direkt buraya hani vida falan kullanmadan çok güzel yapmışlar. Buraya oturtturabiliyorsunuz. Bu şekilde. Çıt diye ses geliyor zaten. Ondan sonra buradan içine tornavida ile vida koymuşlardı. Göstermiştik. Onu çıkartalım.
içinde işte kullanım kılavuzu, garanti belgesi falan mevcut. 2 yıl garantisi var. Şu şekilde. Çözünürlüğü 1920x1080. Bu arada. Şimdi bunu açalım. Bu şekilde. Böyle oturtuyoruz. Zaten direkt yuvaları var burada iki tane. O bize bir de gönderilen vidaları buraya direkt koyuyoruz. Bu şekilde. Yalnız bu tornavida göndermişler ya, çok güzel bir şey. Sırf bunun için gidip ailetten tornavida alan arkadaşlarımız bile var. Bir tanesi tam oturmadı sanki ama. Niye öyle oldu? Bir tanesi oturmuyor nedense. Enteresan. Neyse, bunu sonra çözeriz diye düşünüyorum. Bilemezsek de mail atarım. Şimdi bunları da aşağıya alalım. Size son bir kez göstereyim bunu. Ön kısmı bu şekilde. Aşağı yukarı oynaya diyebiliyorum. Evet. Ama kısıtlı tabii ki. Fazla değil. Bu şekil. Bu şekilde. Başka bir türlü oynaması yok. Arka kısmına geçelim. Şimdi burada arkası muhteşem. Burada tuşları var. Açma kapatma, ileri geri ses filan. Bu alt kısmında da VGA, HDMI filan girişleri var. Bu şekilde monitörümüz. Ama gerçekten mükemmel. Bayağı iyi, başarılı. En kısa zamanda alın derim. Çünkü maalesef ülkede dolar biraz yükseldiği zaman her şey uçuyor. Ben 2200 almıştım. Şu an 2.5 civarı. Ve bu 3 milyar çıkar diye düşünüyorum. Bilginize abone olup like atmayı unutmayın. Kutu açılımlarına daha yeni başladığımız için fazla bilgimiz yok. Anlatımımız yok. Fazla da uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.